Eğer kapınızın kolunda iplik bulursanız dikkat edin. FBI'ye göre hırsızlık kurbanları evlerinden her yıl 4,6 milyar dolar çaldırıyor ve verilere göre her ev sahibi yaklaşık 2000 dolar zarara uğramış. Ve ev güvenlik sağlayıcısı Safewise şirketi Amerika'da her 18 saniyede bir ev soygunu yaşandığını belirtiyor. Bu videoda hırsızların evinize girmek için ne gibi taktikler uyguladığını ve böyle bir haneye tecavüz mağduru olmamak için yapmanız gerekenleri öğreneceksiniz. Ve unutmayın, Olumlu Bak'ta bunun gibi size yardımcı olacak birçok videomuz var. Siz de abone ol tuşuna tıklayıp bildirim zilini çalarak yenileri yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Pekala, ev soygunlarına dönelim. Ev soyguncusu kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Eğer deneyimi, tasarlama yeteneği, gizlilik ve üstünlük planlama yeteneği olan akıllı ve kurnaz birisi geliyorsa haklısınız. Elbette hepsi birer dahi değil. Hırsızların çoğu pek de akıllı sayılmaz. Fakat bazı ustalar var ki onlar bu sıfatı kesinlikle hak ediyor ve onları hafife alırsanız hata edersiniz. Yani eğer kapınızdaki kilitlerin ve bina kapınızın soyguncuları durduracağını düşünüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuzdur. Ev soygunlarının %60'ının eve zorla girmeyle gerçekleştiği gerçeğini göz önünde bulundurursak, bu insanların kilitli olsalar bile evlere nasıl girileceğini bildiklerini söyleyebiliriz. Haneye tecavüzlerin %30'uysa, soyguncunun doğrudan kilitlenmiş pencere ya da kapıdan girdiği vakalar. Fakat işte en şaşırtıcı ve heyecan verici istatistik. Tüm soygunların %65'i sabah 6 akşam 6 arasında gerçekleşiyor. Yani siz işteyken. Fakat bu işin en ürkütücü yanı değil. Bir haneye tecavüzden önce deneyimli bir soyguncu evin çevresinde erketeye yatarak günler belki de haftalar harcamıştır. Bu insanlar sizin günlük rutininizi izlerler ve böylece tam olarak evden hangi saatler arasında uzaklaştığınızı bilirler. Bu bilgileri sizi uzaktan izleyerek yaparlar ya da işin diğer hilelerini kullanırlar. Soyguncular arasında en yaygın şeylerden biri de son günlerde kapınızın koluna ip bağlayıp onu da yakındaki bir duvara ya da kapı çerçevesine sabitlemek. Bu iplik o kadar ince ki sıradan bir kişi farkına bile varamaz. Hatta bazı soyguncular fazladan tedbir alıp bunu uzun bir tutam saç teliyle yapıyorlar. İpliği inceleyerek soyguncular hayat şeklinizi öğrenebiliyor. Ayrıca ne zaman işe, ne zaman spora ya da hafta sonu tatiline gittiğinizi öğrenebilirler. Ve elbette bu bilgilerle mükemmel bir soygun gerçekleştirebilirler. Kullandıkları diğer bir taktikse hemen hemen aynı mantığa sahip. Paspasın altına kurabiye koymak. Kurabiyeyi düzenli olarak kontrol ederek soyguncular bulunduğunuz yer hakkında hatırı sayılır bir bilgi elde ediyorlar. Eğer ezilmişse ya evdesinizdir ya da yakın zamanda evden çıkmışsınızdır. Fakat kurabiye ezilmemişse muhtemelen dışarıda tatildesinizdir. Aynısı kapınızın üstüne ya da arasına bir kibrit çöpü koyduklarında da geçerli. Eğer düşmüşse ya da yoksa kapınızı açmışsınızdır. Fakat kibrit hala oradaysa evde yoksunuzdur. Ve bu da kötü adamlar için yeşil ışık demektir. Pekala, artık soyguncuların bildiği bazı numaraları öğrendiniz. Kapınızın çevresini kontrol etmeyi unutmayın. Özellikle de şimdiye dek bahsettiğimiz yerleri kontrol edin. Peki evinizi soygundan korumak için başka neler yapabilirsiniz? Birazdan söyleyeceğimiz bilgileri öğrenmeniz iyi bir başlangıç. ABD'de her yıl 2 milyon haneye tecavüz vakası rapor ediliyor. Fakat bazı insanların polise haber vermediğini de varsayarsak ev soygunlarının sayısının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik sistemi olmayan evlerin soyguna uğrama ihtimali %300 daha yüksektir. Ayrıca örneğin Amerikalıların yalnızca %17'sinin evinde güvenlik sistemi var. Her 3 saldırıdan biri haneye tecavüz sonucu gerçekleşiyor. Bu da sadece eşyalarınız için değil, canınız için de endişe etmelisiniz anlamına geliyor. Soygunların %85'i deneyimsiz ve amatör dolandırıcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Hayır, böylesi daha iyi değil. Çünkü bu tipler daha gözü dönmüş ve cüretkar oldukları için çok daha tehlikeliler. Fiziksel kanıt ve görgü tanığı yetersizliğinden dolayı polis bildirilen soygunların %13'ünden fazlasını çözememiştir. Ebeveyn yatak odası soyguncuların bir numaralı ziyaret noktası. Çoğu durumda voleyi vuruyorlar. İstatistiksel olarak insanlar nakit, mücevher ve değerli eşyalarını bu odada tutuyor. Neler sizi kolay hedef yapar? Tüm bunların olumlu tarafı
bazı soyguncuların nihayet yakalanması ve hatta aralarından bazılarının polisle işbirliği yapması. Onlar bize soyguncuların neden bazı evleri diğerlerine yeğledikleri konusunda işe yarar bilgiler sağlıyor. Temel olarak işte sizi kolay hedef yapan şeyler. Öncelikle en önemlisi kapınızı ya da pencerelerinizi kilitlememeniz. Kapıyı kilitlemek basit gibi görünse de birçok insan bunu yapmıyor. Emekli komşusuna ya da bina kapısına güvenmek gibi yanlış bir düşünceye kapılmış durumdalar. Ya da belki zaten 2 dakika bakkala gidip geleceğim, 5 dakikada ne olabilir ki diye düşünüyorlardır. İster inanın ister inanmayın ama bu yetenekli bir soyguncunun evinize girip değerli eşyalarınızı alıp kaçmasına yeter de artar. Eviniz gündüz boş. Ev soygunlarının gece yaşandığı gibi yanlış bir kanı var. Fakat bunlar evde insanların en çok olduğu zamanlar. Bu da soyguncunun yakalanma riskini artırır. Bu nedenle onlar için soygunu gündüz vakti herkes işte ya da okuldayken yapmak daha kolay olacaktır. Bahçenize kolayca girilebiliyor. Bu da bir soyguncunun evinize girmesini inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Çünkü girdiklerini kimse fark etmez. Pencerenizde bir klima var. Soyguncular klimanın kutusundan evinize kolayca tırmanıyorlar. Evinizde değerli bir şey bulamasalar bile klimayı hurdası için bile olsa alıyorlar. Başarılarınızla gösteriş yapmaya bayılıyorsunuz. Eğer sosyal medyada sürekli pahalı eşyalarınızdan ve egzotik tatilinizden bahsedip duruyorsanız, bir gün eve geldiğinizde bazı değerli eşyalarınızı bulamadığınızda şaşırmayın. Evinizi nasıl korursunuz? Aslında yapabileceğiniz bazı belirli şeyler sayesinde soyguncuların evinize girmesini zorlaştırabilirsiniz. Hatta bazıları onları korkutup kaçırabilir bile. Hiçbir şey ev güvenlik sistemi ve kamera sisteminden iyi değildir. Eğer bir soyguncu alarm ve çalışan bir kamera görürse muhtemelen evinizi hedefler listesinden silecektir. Soyguncular tanınma riskini almayı sevmezler. Şaşırtıcı şekilde dikkat köpek var işareti bile hırsızlığı engelleyebilir. Gerçek bir köpeğiniz olsa daha iyi olur tabii. Binanızın güvenli kapısı ve çevredeki kalın çalılar size her ne kadar mahremiyet sağlasa da aleyhinize olabilir. Evet, komşularınız bina bahçesinde ne yaptığınızı göremezler. Fakat aynı zamanda bazı sahtekar vatandaşları da siz evde yokken evinize davet etmiş olursunuz. Müstakil bir evde yaşıyorsanız evinizin önünü biraz açın ki izole edilmiş gibi görünmesin. Anahtarlarını ve cüzdanını kapının oradaki kasede tutan insanlardan biri misiniz? Evet. Her şeyinizin orada dışarı çıkarken kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde olması çok pratik. Fakat gece vakti evinize bir hırsız girdiğinde değerli eşyalarınızı alıp sessizce kaçıp gitmesinden kolay bir şey daha olmayacaktır. Arabanızın anahtarlarını ve cüzdanınızı tutmak için en iyi yer gece yatağınızın yanıdır. Evinizi soygunculardan korumak için bildiğiniz başka tüyolar var mı? Yorumlarda bize yazın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çünkü her şey olumlu bakınca daha güvenli ve daha neşeli.